Bizde kibir olmaz, enaniyet olmaz, riyakarlık olmaz. Bizde sadece eser olur, hizmet olur, çalışmak olur. Yetmedi, İzmirli'nin can düşmanı olarak gördüğü terör örgütleriyle gizli sakın anlaşmalar yaptılar. Yetmedi, İzmirli'nin can düşmanı olarak gördüğü terör örgütleriyle gizli sakın anlaşmalar yaptılar. Yetmedi, icraatlarımızda ve projelerimizde konuştuk, konuşuyoruz. Bu anlayışla İzmir'e 21 yılda günümüz rakamlarıyla ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 449 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık İzmir'e. Peki bu muhalefet ne yaptı? Bunların yatırım diye bir şey var mı İzmir'de? Eğitimde şehrimize 11.687 adet yeni derslik inşa ettik. Üçü devlet olmak üzere 4 yeni üniversite kurduk. Gençlik ve sporda 26.431 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binalarını hizmete açtık. Peki İzmir'in belediyesi acaba kaç tane yurt binası yaptı? Hiç gördünüz mü? Duydunuz mu? Ama yalan bol. Laf ola beri gele. Halkapınar, Alsancak ve Göztepe Gürsel Aksel stadyumları başta olmak üzere 115 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda İzmirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 17 milyar lira tutarında kaynak sağladık. Sağlıkta 2060 yataklı Bayraklı Şehir Hastanemiz başta olmak üzere toplamda 4670 yataklı 47 hastanenin aralarında olduğu 129 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Çevre ve şehircilikte TOKİ kanalıyla 21 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 4163 konutun yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 62.683 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. İktidara geldiğimizde şehir sınırları içerisinde 6 adet atık su arıtma tesisi varken bugün 70 adet atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun %98'ine biz hizmet veriyoruz. İzmir'de 5 millet bahçesi projemizden birinin yapımına devam ediyoruz. İkisinde ihale aşamasındayız. Diğer ikisiyle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ulaştırmada 618 kilometre ilave bölünmüş yol yaparak İzmir'in bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 985 kilometreye çıkardık. Osman Gazi Köprüsü ve bağlantı yolları dahil olmak üzere İstanbul-İzmir otoyolunu hizmete açtık. İzmir'e 1674 metre çift tüp tünel ve bağlantı yolları ile toplam uzunluğu 2520 metreyi bulan Konak tünelini kazandırdık. Etaplar halinde inşa ettiğimiz 55 kilometre uzunluğundaki İzmir çevre yolunu bitirdik. Yeni çevre yolu projelerini tamamladık. İnşallah en kısa sürede yapımına başlıyoruz. Sabuncubeli tünelini 4070 metre uzunluğunda çift tüp şeklinde bitirerek trafiğe açtık. Menemen, Aliağa, Çandarlı otoyolunu inşa ettik. Torbalı, Kemalpaşa ayrımı, köprülü kavşağını tamamladık. Yaparsa
halen inşası devam eden çok sayıda projeyi önümüzdeki yıl ve sonraki yıl bitirerek hizmete açıyoruz. Biz İzmir'i bu CHP zihniyetine bırakmayacağız. Gerekenleri biz yapacağız. Merkezi yönetim olarak yapacağız. Kardeşlerim, demir yollarında İzmir sınırları içindeki konvansiyonel hattı yeniledik. Ala Selçuk arasındaki İzban'ı Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ne demir yolu bağlantı hattını bitirdik. İzmir, Ankara yüksek hızlı tren hattının yapımına etaplar halinde devam ediyoruz. Halkapınar otogar raylı sistem hattını ihale aşamasına getirdik. Adnan Menderes Havalimanı'nı baştan aşağı yenileyerek yolcu sayısını 5 katına çıkardık. 20 yıl önce Adnan Menderes Havalimanı'nın halini düşünün. Neydi? Ama biz geldik, ne oldu? Mesele bu. Mordoğan, Eski Foça ve Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınaklarını, Sığacık, Çeşme ve Yeni Foça Yat Limanlarını tamamladık. Tarım ve ormanda son 21 yılda şehrimize 38 baraj, 7 içme suyu tesisi, 44 sulama tesisi, 109 taşkın koruma tesisi, 8 gölet ve 8 yeraltı depolama tesisi yaptık. İzmir'de 94 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek olan 5 baraj daha inşa ediyoruz. Bitirdiğimiz sulama tesisleriyle 500 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Çiftçilerimize yıllık 3 milyar 750 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. İnşaat safhasında yer alan 4 sulama tesisimizde 115 bin dekar araziyi daha sulayacağız. İzmirli çiftçilerimize bugüne kadar yaklaşık 64 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik. Sanayi ve teknolojide 4 yeni organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi, 4 teknopark kurduk. Dikili, Bayındır ve Kınık sera organize tarım bölgelerimizin yapımına devam ediyoruz. Bu 3 sera organize tarım bölgesi tamamlanıp faaliyete geçtiğinde çoğu kadın olmak üzere 8 bin kişiye ilave iş imkanı sağlayacak. İstihdamı desteklemek için İzmir'deki işverenlere 30 milyar lira prim teşviği verdik. Enerjide yaklaşık 1 milyon abonesi bulunan İzmir'de nüfusun %91'ine doğalgaz imkanı sunduk. Bu yıl Çeşme'ye ve 2026 yılında Karaburun'a da doğalgaz arzı sağlamayı planlıyoruz.